Tecahül. Tecahülün sözlük anlamı bilmez gibi gösterme, bir olay, bir durum hakkında bilmez görünmedir. Müslümanların hayatlarında gurur, kibir, enaniyet gibi olumsuz huyların zuhur etmemesi için takındıkları tavırdan birisi de tecahüldür. Bilip de bilmemezlikten gelme hali, doğruları söyleme, hakkı ortaya çıkarmada gösterilen tavırsızlıklardan birisi değildir. Bu durum ahlaki erdem olarak bir başkasının ayıbını bildiği halde onu açığa çıkarmama şeklinde tezahür edebileceği gibi başkası yanında üstünlük malzemesi olarak kullanabileceği hissini veren bir tavır da değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu üzere kim bir müminin ayıbını örterse Allah da o müminin ayıbını ahirette örter. Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi kötü davranışların yayılmaması, Müslümanın rencide olmaması için bilinen bir kusur ve ayıbın açığa vurulması doğru bir davranış değildir. Müslüman böyle bir olay üzerine hatayı yapan insanı usulünce tenha bir yere çeker ve üzerine düşen emri bir maruf, nehyi anil münker görevini yerine getirir. Bu durum hem kötülüklerin yayılmasını hem de yanlışların meşrulaşmasını engeller. Hata eden insan bu davranışının güzel bir uslu bile uyarılması karşısında toplumsal yayılma sonucunda oluşacak baskıdan kurtulmuş olacaktır. Söz gümüşse sükut altındır atasözünde de anlamını bulan tecahül gerektiği yerde sessizliğini dinlemeyi yapabilmektir. Aksi anlamda da anlamda olan cehaletin veya olumsuzluğun karşısında sessiz kalma değildir. Tecahül sahibi insan en büyük cihat zalim sultan karşısında hakkı söylemektir. Hadisinin gereği yanlış karşısında zalim sultan karşısında başına ne sıkıntı gelirse gelsin doğruyu söylemeyen, hakkı gizlemeyen durumda değildir. Tecahül halk arasında yanlış bir anlamda da kullanılmaktadır. Gördüğü kötülük karşısında şahsına bir sıkıntı gelmemesi için sessiz kalmak, sana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözü gereği haksızlık, adaletsizlik karşısında suskun kalmak, kötü davranışların ortaya çıkmasına karşı tarafı üzmemek için uyarıda bulunmamak gibi anlamları içermektedir. Bu durum İslam ahlakının tecahüle yüklediği anlam ile taban tabana zıt bir anlamdadır. Müslüman kardeşlik bağını güçlendirme duygusuyla hataları bildiği halde gizlemelidir. Yine bağın oluşup gurur, kibir ve enaniyetin zail olması için gerektiğinde sessiz kalmalıdır. Bu konuyla alakalı olarak atalarımız gel arif ol ki marifet olsun tecahülün demişlerdir.